Transfer Merkezi TV'den herkese merhabalar. Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü Teknik Direktörü Alper Hoca ile beraberiz. Alper Hocam. Evet. Takım hakkında ilk önce bir değerlendirme alalım. Tabii. Hekimoğlu Trabzon şu an playoff potasına girme durumunda. Evet. Bir maçı eksik. Biz bunu cumartesi günü çekiyoruz. Ne bekliyorsunuz? Bu seneki hedefiniz nelerdir? Öncelikle iki haftadır takip ederim. Programınız hayırlı olsun. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Gerçekten hem Yakup Ateş'in hem de Konya Spor'la ilgili yaptığınız röportaj keyif verici. Takip ettik. Devamının gelmesini temenni ediyorum. Kendi kulübümüzle alakalı şunu söyleyebilirim. Sayın Celil Hekimoğlu daha önce Trabzonspor'da uzun yıllar yöneticilik yapmış. Geçtiğimiz senede Düzyurt Spor'u alarak üçüncülükten ikinci lige çıkarmış. Fakat bu süreç içerisinde inşallah misafir etmek de nasip olur. Trabzon'da çok ciddi bir yatırım yaparak tamamen kendi cebinden harcayarak yaklaşık 20-25 milyon TL civarında bir rakama bir hem A takım hem altyapı tesisi yaptı. O yüzden bu sene ikincilikte kendi tabiriyle bir geçiş yılı olarak düşünüyoruz. Ama baktığınız zaman hem kendisinin hem de Trabzon insanının kanında yarışmacı bir ruh var zaten. O yüzden bizim amacımız bu sene geçiş yılı olarak düşünsek de playoff'un içinde olmak, rekabetin içinde olmak. Playoff'tan sonrası için tabii ki o zaman geldiğini de göreceğiz. Bizim sezon başı yeni kurulan bir ekip. Yaklaşık 17 transfer. Çok ciddi bir rakam. Bu liglerde oynamış, PTT liginde oynamış, 3. ligde oynamış. Yani karma bir takım. Trabzonlu oyuncuların olduğu, dışarıdan yurdum birçok tarafından gelen oyuncular var. Önemli oyuncular var. Taha Balcı gibi, Bahadır Erol gibi, Mert Çençam gibi. Hem tecrübeli hem de potansiyeli olan oyuncular. Bizim dediğim gibi gelinen süreçte aslında çok istikrarlı bir görüntü çizemedik. Bu da yeni bir takım olmamız. Sezon başında başlayan bir hoca, Bülent Hoca, çok saygı duydum. Onun ayrılmasından sonra ben geldim göreve. Geldikten sonra tabii ki kendi oyun anlayışımız ve yeni oyuncu grubu bir sürece ihtiyacımız vardı. Bu süreci bugüne kadar ne kadar doğru yönetebildik? Açıkçası tam istediğimiz anlamda olmadı. Fakat yine dediğim gibi playoff'un içindeyiz. Biz baktığınız zaman bir maçımız eksik. Fakat aldığımız zaman yine playoff'un içinde olacağız. Yarın tabii Konya benim için de özel bir şehir, özel bir kulüp. Anlamlı bir maç olacak ama tabii ki galip gelmek istiyoruz. Çünkü playoff'un içinde olmayacağız. Olmamız gerekiyor. Çünkü playoff'un içinde olmamızla beraber ilk devre sonunda ikinci yarıdaki hem transfer politikamız hem de hedeflerimizi daha net belirleyeceğiz. Böyle bir süreç. Şimdi hocam ikinci lige, üçüncülükten yeni çıkmış birisi için İkincilikle playoff potasında olmak bence büyük bir başarı. Evet. Yani şu an çünkü olduğunuz konum bence iyi bir noktadasınız ki devre arasında muhtemelen takviyeler de olacak. Evet. Bu konuda devre arasında. Tabii biraz önce de bahsettiğim gibi çok ciddi bir yatırım yapıldı. Bunun neticesinde dışarıdan bakıldığı zaman evet, Sayın Başkanımızın ve ailesinin isminden de sebep beklentiler hep şampiyonluk yönünde. Fakat olayın gerçek tarafında, real anlamda biz ligin ortalamasında bir bütçeyle takım kuruldu. Yani bu sene ki yatırım tesislere yapıldı. Yine başkanımızın söylediği gibi bu sene evet amacımız playoff. Playoff'tan çıkmak olma ihtimali her takımın eşit. O zaman farklı şeylerden bahsedebiliriz ama bu sene playoff'un içinde olduğumuz zaman olumsuz anlamda düşünürsek önümüzdeki sene çok ciddi bir kadro kurup çok yani hedefe direkt şampiyonluk olarak yola çıkmak istiyor. Diğer tarafta dediğiniz gibi çok yeni bir ekip fakat bu ekibin içinde
kendi oyun anlayışımıza uygun, özellikle belli mevkilere 3 ya da 4 net transfer yapmak istiyoruz. Şimdi hocam 3 ya da 4 evet. transfer, Hekimoğlu Trabzon bu sene playoff'tan umarım lige çıkar. Ama şöyle gruba da baktığımız zaman çok evet. zorlu bir grup var. Evet. İşte Manisa'nın bir kadrosu var. Evet. Birincilik, TFF birincilik seviyesinde kadrosu Kesinlikle. Var. Keza ligde şehir takımlarından hani çok büyük bir taraftar gücü olan Samsun Spor var. Çorum Spor beklenmedik şekilde çok iyi gidiyor. Hı. Sancaktepe keza playoff potasında Hı. gibi. Grubunuz hakkında ne düşünüyorsun? Çok da zorlu bir grubunuz var. Şimdi şöyle, evet zorlu bir grup. Baktığınız zaman saydığınız bütün takımlarla ilgili düşüncelerinize katılıyorum. Şu anda liderlik anlamında iki tane takım aslında avantajlı. Manisa, Samsun. Manisa, Samsun. her anlamda, gerek yönetimsel anlamda hem de oyuncu Bütçeler. Anlamında, bütçe anlamında tam şampiyonluk odaklı. Kendi tabirleriyle de playoff bile başarısızlık olarak değerlendirilen bir yapıları var ikisinin de. Bunun haricinde evet Sancaktepe yıllardan beri bir çizgileri var ama bu sene biraz daha fazla bütçeyle takip edebildiğimiz ölçüde daha bana göre geçtiğimiz senelerden oyuncu kalitesi anlamında da daha kaliteli bir kadroyla onlar da playoff potasında olacaklardır. Çorum Spor bana göre iyi bir takım oldu. Tamamen sezon başındaki görüntüsünden bambaşka bir yapıda. Sezon başında çünkü yaşadıkları futbol camiası küçük bir cami. Yaşadıkları sıkıntıları çok iyi biliyoruz ama gelinen nokta bence takdire şayan. Diğer tarafta Afyon var. PTT Ligi'nden daha evveliyatından 2. Lig'den PTT Ligi'ne çıkıp aynı kadroyla tekrar 2. Lig'e geri dönen takım anlamında bütün oyuncularıyla beraber hareket edebilen bir oyuncu grubuna sahip. Onun haricinde Sarıyer sayabiliriz. Sarıyer bana göre konumu bu değil. İyi oyunculara sahip, iyi bir teknik direktöre sahip. Tabii ki büyük bir camia. Onlar bu yarışın içindedir. Pendik bana göre ilk yarın sonunda playoff'un içinde olacak. Kulüpler. Evet. Yani. Bana göre yani fikstürüne baktığın zaman kolay ya da zor maç değil ama sertlik seviyesi anlamında maçlarına baktığın zaman Pendik'in ben ilk yarının sonunda playoff'un içinde olacağını düşünüyorum. Gerçekten onların da maliyet anlamında düşük maliyetlerle iyi bir kadro kurduklarını ve başarılı bir takım oyunu oynadıklarını görüyoruz takip ettiğimiz ölçüde. Tabii 2 hafta sonra onlarla maçımız var ama evveliyatında biz oraya o maça daha farklı gitmek istiyoruz. Diğer takımlarla da alakalı işte Zonguldak Kömür sezon başında son gün çok ciddi transferler yaptı. Belki 8-9 tane sayısı net olmamakla beraber yani transfer yaptılar. Onlar da farklı bir çizgide dengeli ikinci yarı eğer bazı sorunlarını çözebilirlerse onlar içeride olabilirler. Baktığın zaman Tarsus İdman Yurdu Kulübü'nün çok potansiyelli oyuncuları var. Ergün Hoca kendi oyun felsefesi var. Bana göre de pozitif futbol oynatmaya çalışıyor. Dediğim gibi İnegöl kadro itibariyle bu ligin aslında tam yapısına uygun bir dönem var ama onlar da çok farklı süreçlerden geçtiler bugüne kadar. İşte Hacettepe genç bir takım. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Genç oyuncularla da çalışmayı seven birisi olarak Hacettepe ritmini buldu. Yani kesinlikle düşeceklerini yani herkesin haftada... ifadesiyle diyeyim yani bizi de yendiler orada 1-0 mağlup olduk biz onlara ama Hacettepe'nin ben kesinlikle düşmeyle ilgili bir sıkıntı yaşayacağını tahmin etmiyorum. Tam aksine eğer bu çizgilerinde devam ederse çünkü genç, dinamik, başarıyı aç oyunculara sahip ve oyuncuların her geçen gün performansı devam ediyor. Üstüne koyarak gidiyorlar. Zaten kendi altyapıdaki hocalarıyla beraber şu anda aynı yoldalar. Onlarla beraber o yüzden ben hatta Hacettepe'nin ilk onun içinde olacağını bile tahmin ediyorum. Dediğim gibi maalesef Urfa
bizim de görev yaptığımız bir kulüp zamanında ama Şanlıurfa Spor gerçekten çok zor bir durumda. İşte 1922 Konya Spor geçtiğimiz seneden itibaren bence anlık değil ama bir süreç neticesinde bence bu durumda. Ama genç onların da sadece kırılma anlarında maalesef kaybeden taraf olmuşlar. O eşiği atlatabilirlerse onlar da bence toparlanıp daha farklı bir görüntü sergileyebilirler. Onun haricinde dediğim gibi... Hocam Urfa'yı konuştunuz. Mesela Urfa geçenlerde Adana Spor Teknik Direktörü Engin İpikoğlu'yla da beraber evet. Yine orada bir röportajımız oldu. Urfa'da bir şehir takımı evet. Fakat yok olma evresine girdi. Karabük keza diğer grupta yok olma evresine girdi. Şirket takımları bu dönemlerde daha çok ayakta durup daha çok ilerliyorlar. Sizin bu konuda düşünceniz nedir? Şirket takımları gelecek açısından... Şimdi tabii bu çok derin bir mevzu aslında. Evet. Yani ama olayın özü doğru transfer politikası ve nihayetinde altyapı. Yani Türkiye'deki en büyük sorun altyapı. Bu klasik bir cümle. Belki herkesin diline doladı şu anda. Bana göre yani kendi adıma konuşuyorum bunu. Suni bir gündem yaratılıyor. İşte yabancı kontenjanı ya da altyapı gerçeği. Herkes aynı şeyleri konuşuyor ama icraat anlamında maalesef kimse elini taşın altına sokmak istemiyor. Urfa, bunu da Şanlıurfa Spor maçında Trabzon'a geldikleri hem hoca ile paylaştım hem orada bir arkadaşımız var Mustafa Bey, sportif direktör. Pırıl pırıl gençler fakat orada bir hedef uğruna sahada 90 dakika mücadele edebiliyor fakat bireysel anlamda çok ciddi eksikleri var. Taktik anlamda eksikleri var. Diğer tarafta transfer en kolayı. Ama sürekli üreten bir yapıda, sürekli tüketen bir yapıda olmamalısınız. Yani üreten taraf bunun da bence tek kaynağı, öz kaynak, altyapı. Ama altyapımızı bizim maalesef Avrupa'dan ayıran biz her zaman A takımına daha fazla destek olup altyapıya olursa olur, olmazsa olmaz gözüyle bakıyoruz. Ama altyapı asıl biz gereken değeri verdiğimiz zaman, oradaki antrenörlere gereken değeri verdiğimiz zaman A takıma oyuncu çıkmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü bugün her anlamda bu Süper Lig seviyesinde de, 3. Lig'de de genç oyuncunun yapabildikleri ortada. Genç oyuncuya şans verdiğiniz zaman onlarla beraber bir mesafe kat ettiği bütün kulüpler bugün insanlar konuşuyor. Evet belki Real Madrid, Paris Saint Germain yaş ortalaması 28. Ama Ajax 20, bunun sebebi Ajax'ın altyapısından gelen oyuncuların belli bir seviyeden her anlamda futbolun doğrularını öğrenerek o seviyeye gelmesi. Biz o zaman... pat diye bir şey bekliyoruz. Hemen altyapıdan oyuncu çıksın, gelsin, oynasın, bitsin. Böyle bir şey yok yani. Onları bir eğitim seviyesinde o sisteme oturtmak gerçekten çok zor. Yani o sisteme oturtmadığımız için de hani nerede bu altyapı? Bir anda beklentiye giriyoruz. Yani bizim ülke olarak problemimiz bu değil mi sizce? Tabii ki şu anda baktığınız zaman ben de o takımlarda görev alan bir insan olarak işte Fenerbahçe altyapısının şu anda bir tane Suni Çim sahası var. Yani bütün altyapı takımları orada antrenman yapıyor. Dönüyorsunuz Beşiktaş keza aynı şekilde. Trabzonspor'un şu anda altyapısının sadece Kadir Özcan tesislerinde bir tane Suni Çim sahası, bir tane de Çim sahası var ama tabii bir Çim sahayla maalesef olmuyor. Dediğim gibi burada bizim asıl yapmamız gereken altyapıdaki oyuncularda kesinlikle kabahat yok. Altyapıdaki oyuncu A takıma çıkıyor. Herkesin dilinde şu var. İşte ya, pozisyon almayı bilmiyor musun? Ya da kademe anlayışın. Ya bunu burada yapın. Top tek vesaire. Ama burada en büyük kabahat antrenörlerde. Ya bunu ben de kendime iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır derler ama yani orada şunu söylemek istiyorum. Yani altyapıdaki antrenörlerin biz her anlamda el üstünde tutmalıyız. Yani o altyapıdaki antrenörün bakış açısı, oyuncuyu yetiştirmeye odaklı. Yani ben de altyapıdan yetişen bir antrenör olarak bizim hep hem maddi anlamda beklentiler, hem ekonomik anlamda, hem diğer profesyonel hayatı tatma anlamında hep bakış açımız yukarısı. Hep yukarısı olmuş. O yüzden altyapıda tamamen bizim oyuncu yetiştirmeye yönelik bir antrenör ekibimiz olursa oradaki oyunculara biz eğer doğru oynamayı öğretebilirsek, skora endeksi değil, sadece keyif almaya, doğru oynamaya yönelik yetiştirebilirsek
O zaman zaten 16-17 yaşından sonra performansını geliştirebiliyorsunuz. Bize mesela oyuncu seçiminde dahi bunlar kıstası oluyor. Baktığınız zaman işte altyapı seçmeleri oluyor. Altyapı seçmelerinde fiziksel anlamda ön plana çıkan, ya işte bu oyuncunun görüyor musun işte uzun boylu, işte görüyor musun topa nasıl sert vuruyor. Ama yurt dışına çıktığınız zaman oyuncunun bakıyor işte hangisinin koordinasyonu daha iyi, hangisinin reaksiyonu daha iyi, hangisi çabuk, hangisi çevik. Yani bunları değerlendirerek diyor ki ben zaten o performans, yani fiziksel onun yetisini geliştiririm, fiziksel performansını zamanla arttırırım. Oyun bilgisi çok farklı. Yani bizim eksiklerimiz, yani çok program yapmamız gerekiyor. Yani altyapıyla alakalı. Bunun altyapıyı çok emek harcayan insanlar var. Onların söylemlerine dikkat etmek gerekiyor. Önem vermek gerekiyor. Yani benim tek söyleyebileceğim, biz maalesef yani altyapımıza gerekli önemi vermiyoruz. Sadece söylemde. Ama icraat anlamında kesinlikle ve kesinlikle hiçbir bu şeyimize. Milli takım seviyesinden bana göre kulüp bazına kadar kesinlikle altyapı gereken önemi vermiyoruz. Sadece sizin dediğiniz gibi söyleyeyim. Hocam yanlış hatırlamıyorsam Şanlıurfa Spor sizin maçınıza gelmeyecekti herhalde. Evet. Öyle bir açıklama yapmışlardı. Evet. Delil başkandı. Evet. O masraflarını karşılayacağını evet. Dair bu arada ayrıca onlara da teşekkür ederim. Yani en azından sahiplendiler. Yani bir şehir takımının yok olmaması adına yani bir şekilde destek çıktılar. Biz maalesef futbol evet yarışma. Yani bizim amacımız insanları mutlu etmek. Kendi taraftarımızı mutlu etmek. Fakat nihayetinde bir şov. Baktığınız zaman biz bazen bunu işte futbol bir oyun değildir, ölüm kalımdır gibi düşünüyoruz. Ama tabii ki biz de yani antrenörler olarak bunun aslında en zor kısmını biz yaşıyoruz. Tamamen skora endeksli bir hayat yaşıyoruz. Burada yaptıklarınızın ya da yapmak istediklerinizin bir öneminden ziyade her hafta skorla yaşıyorsunuz. O yüzden Sayın Başkan'ın, yani Sayın Celil Ekimoğlu'nun Urfa Spor'a jesti olması gereken. Sonuçta bir şehrin takımı. Oradaki genç oyuncuların idealleri var. Yani çok üzücü bir olay kendi maçına çıkamamak. Yani bu bile Türkiye'de bazı kesimlerin tepkisini çekti. İşte siz karşılıyorsunuz. Yani olayları hep biz şey tarafından bakıyoruz. Geçenlerde çok güzel bir yazı okudum. İnsanlar diyor akrobatlara ipten geçerken hep şu gözle bakıyorlar işte ne zaman düşecek. Ama biz diyor nasıl karşıya geçecek ona bakmamız gerekiyor. Hani biz hep ne zaman düşecek işte o ne zaman başarısız olacak. Olumsuza o. Ne zaman, hep olumsuza odaklıyız. O da olumsuzunu görmek istiyoruz. Ama tam tersi işte orada Celil Başkan'ın yaptığını Urfa Spor'un masrafını biz karşılayalım. Sahaya çıktılar aslan gibi top oynadı çocuklar. Haftaya başka birisi karşılasın. Ama işte burada insanlar hep farklı düşünceler içinde oluyor. Yoksa biz olumlu yönümüzü hani Türk milleti olarak işte bir 15 Temmuz'da gördük. Ne kadar birlik, insanın gözü siyasi ya da hiçbir şeyi görmüyor. Sadece birlik, beraberlik anlamında bir bayrak altında hep beraber bir olgunun peşindeyiz. Ya burada da futbolda da öyle olmadı. Yani sadece spor, sadece işte taraftar, işte hani o gitti, bu geldi. Maalesef biz etik değerlerimizi kaybetmişiz. Uç noktalarda yaşıyoruz bazen. Biz çok uç noktalarda yaşıyoruz. Uç noktalarda yaşıyoruz ama kesinlikle saygı, sevgi, etik kavramları yok denecek kadar az. Özellikle futbol camiasında. İnşallah çok daha iyi İnşallah. Durumlarda oluruz. Hocam İnşallah. Çok teşekkürler. Ben bizleri teşekkür kırmadınız. Ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size sağ olun hocam. Size de başarılar dileriz. Olun, umarım playoff'tan da sizi TFF 1. Lig'de görme imkanlarımız İnşallah. Olur. İnşallah. Çok sağ olun. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.